Santa Maria del Carmine kilisesi içinde Brancacci şapeli adındaki bir şapeldeyiz. Burası tempera ile yapılmış bir resim dışında tamamen fresklerle dolu. Solda üst bölümde Masaccio'nun bir resmi var. Daha doğrusu iki resmi var. Biri cennetin bahçesinden kovulma, diğeri ise hemen sağındaki daha büyük bir resim olan mükafat parası. Şapel Masaccio'nun o büyük eserlerini görmek için gelmiş insanlarla dolmuş durumda. Masaggio burada Aziz Petrus'un hayatının birkaç sahnesini çizmiş. Yine de şapelin geri kalanına çoğunlukla Masaggio ile aynı zamanda yaşamış Masolino'nun resimleri hakim. Ama tabii biz Masaggio için buradayız. Öyleyse ilk olarak The Tribute Money yani mükafat parasından bahsedelim. Resimde gayet karmaşık bir sahne var. İsa'nın Roma için çalışan bir vergi tahsildarı ile tartışmasını anlatan Yeni Ahit'ten alınan bir hikaye bu. Sorun şu ki İsa ve havariler tüm dünyevi mallarından feragat etmişti. Resmin ortasında gördüğümüz, arkası bize dönük turuncu elbiseli bu vergi tahsildarına verecek paraları yoktu. Bu arada daha kapalı giyinmiş diğer figürlerin aksine vergi tahsildarının kısa bir eteği var. İsa ve havarilerin ise haleleri var. Vergi tahsildarının bir halesi olmadığı için onu kolayca tanıyabiliyoruz. Vergi tahsildarı vücut hareketleriyle para istediğini belli ediyor. Duruşu hoş bir kontrapost oluşturmuş. Hatta bazı sanatçıların resimlerinden görüyoruz ki bu bir Romalı heykelinden resmedilmiş olabilir. Kontrapost aynı zamanda Donatello'dan da geliyor olabilir. İsa vergiyi ödeyebilmek için Petrus'a Taberiye Gölü'ndeki balığın ağzından parayı almasını söylüyor. Yani İsa bir mucize gerçekleştiriyor. Havariler vergiyi gerçekten de ödeyebilecekler çünkü en solda Petrus'un aldığını gördüğümüz üzere para balığın ağzında belirecek. En sağda da Petrus'un vergi tahsildarına vergiyi ödemesini görüyoruz. Yani üç farklı zaman var. Yeni ahitte İsa, Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin diyor. Yani bu parayı Sezar bastırdı, o yüzden de bunu ona geri verebiliriz. Sorun değil, önemli olan ruhtur. Burada çok belirgin bir Floransa bağlamı var. Floransa hükümeti daha yeni bir gelir vergisi olan Kadastro adında bir vergi çıkartmıştı. Sanırım Floransalılar tarafından bu, İsa bir vatandaşlık görevini görmezden geliyor şeklinde yorumlandı. Bu hikayenin bu kadar karmaşık olmasına rağmen Masaccio'nun bunu açık bir şekilde aktarabilmesine şaşırıyorum. Gözlerimiz ilk olarak soldaki sahneye gitmiyor. Aslında ilk oraya bakmamız gerekirdi çünkü soldan sağa doğru okuyoruz. Bunun yerine tam ortadaki İsa'ya gidiyor. Tüm havarilerin ve vergi tahsildarının dikkati İsa'nın üzerinde toplanmış. Bu yüzden bizim de gözlerimiz İsa'ya kayıyor. İsa da Petrus'a işaret ediyor. Petrus da inanamayarak Taberiye Gölü'nü işaret ediyor. Sanki parayı nereden almamı istiyorsun dermiş gibi. Bu da doğal olarak gözümüzü sola çekiyor. Sonra buradan Petrus'u tekrar görüyoruz. Yüzü her ne kadar perspektif sebebiyle küçülse de Petrus'u tanıyabiliyoruz. Herhalde diz çökünce kirlenmesin ya da ıslanmasın diye kırmızı kisvesini de üzerinden çıkarmış. Onu balığın ağzını açarken görebiliyoruz. Buna gerçekten bayılıyorum, çok gerçekçi tasvir aynı zamanda hoş da. Masaggio soldaki sahneyi ayırmış. Petrus'u arka planda bırakmış ve böylece bunu farklı bir sahne olarak görüyoruz. Resimde arka plan gerçekten de var ve bu birkaç farklı şekilde yapılmış. Bu hoş atmosferik perspektif gökyüzü aydınlanırken bir dağdan diğerine geçmemize neden oluyor. Masaggio burada derin bir mekan ilüzyonu oluşturmuş. Böylece figürler gerçekçi bir manzara içindeyken sadece atmosferik perspektif değil, aynı zamanda doğrusal perspektif de sağ tarafta kullanılmış oluyor. Sağdaki klasik görüşlü binadaki ortagonalleri görebiliyoruz. Aslında bazen bu resimde bir binanın olmasının tek sebebinin Masaccio'nun doğrusal perspektifle çok ilgilenmesi olduğunu düşünmüşümdür. Bu doğrusal perspektifin bir resimde kullanıldığı ilk örneklerin hayatta kalanlarından biri. Yaklaşık bir yıl önce de Kutsal Üçlü resmi yapılmıştı. Masaccio'nun doğrusal perspektif kullanımında İsa'nın başı ufuk noktasıdır. Yani sadece havarilerin İsa'ya bakması değil, aynı zamanda resmin yapısı da gözümüzü oraya götürüyor. İsa'ya bakın, gayet sakin görünüyor. El hareketini takip ediyorsunuz ve o da sizi tedirgin ve kızgın görünen Petrus'a götürüyor. Petrus uysuzlanmış sanki, değil mi? Ve sanki inanamamış. Sonra da burada havarilerin onun etrafında daire şeklinde toplandığını görüyorsunuz ve havarilerin tepkileri gözünüze çarpıyor. Bazıları, ah şimdi ne olacak der gibi endişeliler. Bazıları ise biraz daha sakin. Ancak tüm bunların arasında İsa mucizesini gerçekleştirirken tam ortada sakin bir şekilde duruyor. Bu aslında bir tür konuşma. Tüm bu jestler hikayeyi anlatmak için orada. Hikayeyi gerçekten de canlandırıyor. Ayrıca bazı havariler arasındaki zıtlığı da sevdim. Mesela Petrus kızgın gibi görünüyor ama İsa'yı vergi tahsildarından koruyup korumama konusunda emin değil. Hemen yanındaki sarı saçlı havari Yuhanna'nın çok sade bir bakışı var. Çok sakin duruyor. Masaccio'nun bu yüz ifadelerini çok büyük bir zıtlık oluşturmak için buraya koyduğunu düşünmeden edemiyorum. Sanırım buna diyecek bir şey yok. Yani Masaccio bu resmi gerçekçi yapacak olası her yolu düşünmüş. Ve bence buradaki mekan 15. yüzyılda bir izleyiciye son derece gerçekçi gözükmüştür. Masaccio'nun önceki yüzyılda gelinen noktayı önemli ölçüde ileriye taşıdığı bu eserdeki ışığın kullanımı ve gölgelerden hemen fark ediliyor. Bence burada gerçekçilik katan en önemli unsur yerdeki gölgeler. Muhteşemler. Gerçekten de orada duruyorlarmış hissi uyandırıyorlar. Üzerlerine ışık sağdan düşüyor ki şapelde de ışık aslında aynı yönden geliyor. Sağ doğru bir pencere var, altarın hemen üzerinde. Resimde gölgeleri takip edecek, yere bakacak olursanız ön ve arka planın oluşmasına yardım eden karanlık ve aydınlığın birbirini izlediğini görürsünüz. Söylemeliyim ki ayakların tasviri beni çok etkiledi. Figürlerdeki kütle ve hacimden bahsetmiştik. Bu figürlerin hepsi yere dikilmiş gibi duruyor yere çakılmışlar sanki. Örneğin vergi tahsildarının sol ayağına bakarsanız bileğinin sol tarafının gölgede kaldığını görürsünüz. Ama sol ayağının ön kısmı güneş alıyor. Masaccio ışık ve gölgeye çok dikkat ediyor. Perspektifle görünüşü değişen o halelere bir bakın. Masaccio böyle çizmiş. Bunlar normalde gördüğümüz düz altın daireler değil. Resmin solunda Petrus'un yüzünde olduğu gibi perspektifle onların da görünüşü değişmiş. Tabi hare gerçek bir şey değil. O, bu ruhani simgeyi alıp dünyada somut bir şeymiş gibi aktarıyor. Ortaçağ'dan miras kalan sembolik tasvir geleneği bir nevi naturalist yapı ve naturalizmle ilgili bir hale geliyor. Yani Masaccio gerçekten de ilüzyonizmin, mekan ilüzyonunun, hacim ilüzyonunun başyapıtını bizlere vermiş. Bana bu figürler Donatello'nun figürlerinde olduğu gibi çok gerçekçi geliyor. Psikolojik bir derinliği var. Floransa kültürü hümanizmin büyük merkezlerinden biriydi. Klasizme baktığımızda buradaki etkileri de kesinlikle birkaç şekilde doğrudan görebiliyoruz. Ama daha önemlisi burada insan hayatı yüceltiliyor ki bence Masaccio'nun burada asıl yaptığı şey de bu.